Arkadaşlar ben TYT matematikte 40 net, AYT matematikte de 39 doğru bir yanlış yapmıştım. Ve bu netleri yapmamda gerçekten bazı kanalların çok büyük etkisi oldu. Bu kanallardan bazıları şunlar. Onu da tavsiye etmenizi öneriyorum. Tavsiye etmenizi öneriyorum nedir ya? Onu da takip etmenizi öneriyorum. Ya ben niyeyse hiç memnun olmadım ya. Herkese selamlar arkadaşlar, ben Tarık. Üniversite sınavına hazırlanırken YouTube'u çok aktif kullanmış, YouTube'dan çok fazla ders dinlemiş biri olarak ve bir Cerrahpaşa tıp öğrencisi olarak sizlerle bugün YouTube kanal önerilerini paylaşacağım. Kendinize bir kanal seçin ve genelde oradan ilerlemeye çalışın. Yani bir o kanaldan bir bu kanaldan sürekli video dinleyip durmayın. Bir kanalınız olsun, kendinize ait hissettiğiniz, samimi hissettiğiniz, anlatış tarzını beğendiğiniz bir hoca. Genelde bence oradan ilerleyin, oradan devam edin. Ha, orada anlamadığınız bir konu olur. O konuyu ikinci bir kanaldan izleyebilirsiniz. Fakat bence takip ettiğiniz, düzenli takip ettiğiniz bir kanal olsun. Arkadaşlar tarih ve coğrafyadan kanal önerisi paylaşmayacağım. Matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe edebiyat şeklinde paylaşacağım. Çünkü tarih ve coğrafyadan YouTube kanalı dinlemeyi bırakın. Konu bile çalışmamıştım, soru bile çözmemiştim, soru bankası bile bitirmemiştim. Benim sosyal derslerinde uyguladığım farklı bir yöntem vardı. Onunla ilgili de eğer video çekmemi isterseniz çekebilirim. Yorumlarda ve beğenilerde belli edebilirsiniz kendinize. Gelin matematikten başlayalım. Arkadaşlar ben TYT matematikte 40 net... AYT matematikte de 39 doğru bir yanlış yapmıştım ve bu netleri yapmamda gerçekten bazı kanalların çok büyük etkisi oldu. Bu kanallardan bazıları şunlar. 1. Pisagor Matematik Evi. Pisagor Matematik Evi müfredata yönelik bir YouTube kanalı değil. Matematikle ilgili anlayacağınız gibi içerisinde Ali Nesin, Mustafa Yağcı gibi çok kıymetli hocaların da olduğu bir kanal. Bana matematiği sevdirmişti. Gerçekten matematiğe aşık etmişti beni. O anlamda çok sevdiğim bir kanal. Takip edebilirsiniz. YouTube'daki boş vakitlerinizi saçma sapan videolarla doldurmak yerine hani konu ve anlatımı izlemediğiniz zamanlarda da öyle bu tarz şeyler izleyebilirsiniz. Bu da matematiğe ilginizi artırabilecek şeylerden biri. Bir diğeri hocalara geldik. Hocalara geldik matematiği gerçekten çok güzel. Bazı dersleri maalesef çok kötü. Yani onları şey yapmak istemiyorum. Mesela bizim zamanımızda söyleyeyim onları da fizik ve kimya çok kötüydü. Bilmiyorum belki şimdi değişmiştir hocalar, yeni hocalar gelmiştir falan. Hatta geldi diye biliyorum. Ama matematik kesinlikle onlardan biri değil. Matematikte Vurulucu anlatıyor ve gerçekten harikulade çok güzel bir anlatım var. Ben de orayı bol bol izlemiştim. Bir diğer kanal Format. Format da yine benim aktif kullandığım kanallardan da. Orada da sıfırdan başlayanlar için bir oynatma listesi var. Bir de ek olarak böyle hani zeka soruları, akıl oyunları tarzı şeyler de var. Yine takibe değer bir kanal. Bir diğeri Rehber Matematik. Rehber Matematik'te gerçekten konuyu kavratan, özümseten güzel videolar çekiyor Mehmet Hoca. Mehmet Hocam'la da benim tanışma fırsatım olmuştu bu arada. Gri Koç'la video çekmeye gittiğimizde Mehmet Hocam'la tanışmıştık. Buradan selamlar olsun Mehmet Hocam'a. O Rehber Matematik'te gerek matematik anlamında gerekse rehberlik anlamında gerçekten güzel bir kanal. Bir diğeri Matematiğin Güler Yüzü. Mustafa Güler hocamın kanalı. O da gerçekten gerek samimiyetiyle gerek espri yeteneğiyle matematiği gerçekten sevdiren, hiç sıkmadan anlatan bir hocam. Onu da takip etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Matematiğin Güler Yüzü. Bir diğeri Tunç Kurt. Tunç Kurt da gerçekten YouTube'da kaliteli işler yapan genç abilerimizden artık. Gelelim geometriye. Geometride Kenan Kara ile geometri gerçekten takibe değer bir kanal. Bir diğeri Nurtaç Hoca. Nurtaç Hoca biraz böyle siyah karamsar bir tabloda yapıyor. Ben onu sevmiyorum ama onun dışında gerçekten eğlenceli anlatıyor. Belki görmüşsünüzdür böyle A çarpı B, B'nin karesi falan tarzı böyle çılgın bir hoca. Onu da takip edebilirsiniz. Ve bir diğeri de hocalara geldik. Hocalara geldiğinde geometrisi gerçekten güzel. Gelelim fiziğe. Fizikte ben çok fazla Umut Öncülü kullanmıştım. Kullanmıştım derken Umut Öncülü hocamızı izlemiştim. Ve gerçekten bence fiziği mantığıyla anlatan, böyle formüllerden olabildiğince uzaklaştıran, ezberletmeyen güzel bir kanal. Onun dışında Ertan Sinan Şahin hocamızın kanalı gerçekten güzel. Ve Fizikle Barış. Fizikle Barış da bizim zamanımızda çok popüler, yaygın bir kanal değildi ama şimdi bakıyorum gerçekten çok güzel şeyler yapmış. Kimyada iki kanal önereceğim ben size. Biri Kimya Özel, bir diğeri de Kimya Adası. Gelelim biyolojiye. Ben biyolojide çok fazla hocalara geldiği kullanıyordum ama o zamanlar bir Salih Hoca vardı. Efsane bir hocaydı. Şimdi maalesef yok. oynatma listesinde hala arşivde var hocalara geldikte videolar, ama eski, yani 3-4 sene öncenin hani müfredata kaldırılan, değişen yerler olmuş olabilir. İzlemenizi bilmiyorum, hani hiç değişiklik olmayan bir yer varsa izleyebilirsiniz ama yine de bence yeni bir kanaldan ilerlemenizi tavsiye ederim ben. O yüzden Fundamentals veya Selin Hoca biyoloji kanallarından, yine gerçekten güzel kanallar, ve de buna ek olarak Barış Hoca Biyoloji. Kendisi bildiğim kadarıyla tıp okuyor hocam ve aynı zamanda biyolojiyi öğrencilere sevdirmeyi ve öğretmeyi de amaçlamış bir hocam. Türkçe ve edebiyatta Kadir Gümüş. Buradan selamlar, saygılar hocam. Benim de 12. sınıftan dersime girmişti Kadir Hoca. Ama tabii Benim Hocam kanalından videolar çekiyor. Edebiyatta ve Türkçe'de hiç şüphesiz Benim Hocam kanalına Kadir Gümüş hocayı izleyebilirsiniz. YouTube kanal önerilerim benim bunlardı. Lütfen yorumlarda çekmemi istediğiniz videoları belirtin. Veya sizler de beğendiğiniz, takip ettiğiniz kanalları, hocalara bir teşekkür etme anlamında yorumlarda belirtin. Yorumlarda bu anlamda yine fikir alışverişi yapalım. Hoşça kalın, görüşmek üzere.